Merhaba retro severler. Bu bölümde 27 yıl önce arkadaşımda görüp çok kıskandığım bir dijital ansiklopedi olan Encarta 95'e hızlı bir bakış atacağız. Normalde bu kanalda genellikle oyun oyuncak konuşuyoruz ama Enkarta bir retro oyun değil. İlk versiyonu 1993'te, son versiyonuysa 2009'da yayımlanmış olan bir multimedya ansiklopedi programı. Bizim bugün bahsedeceğimiz versiyonsa Enkarta 95. İçinde binlerce makale, bu makalelerle ilgili resimler, animasyonlu anlatımlar ve video klipler bulunuyor. Bu programı ilk kez bir arkadaşımla deneyimleme şansı bulduğumda, yanılmıyorsam 97 sonu ya da 98 başıydı. Sanırım Beko Arçelik gibi bir BZ eşya markasından bilgisayar almışlardı ve yanında bir sürü Microsoft imzalı program diski ve birkaç tane de oyunla gelmişti bu bilgisayar. Oyun olmayan yazılımlardan biri de Encarta 95'ti. Arkadaşım pek sallamamıştı bu dijital ansiklopediyi hemen oyunları kurmuştu ama her gittiği misafirlikte vitrinden ansiklopedi indirten bir çocuk olduğundan ve o dönem İngilizcem kendisinden biraz daha iyi olduğundan sanırım beni biraz daha ...çok heyecanlandırmış olabilir Enkart'a. E, çünkü İngilizce'den başka bir seçeneği yoktu. Kendisine Ricamin.net kurulumunu yaptırıp... ...birkaç uzay ve hayvan temalı makaleye bakıp... E, pulu boyutunda bir iki video izleyip kapatmıştık. Bu kısa deneyim aklımın bir köşesinde hep kaldı. Gördüklerim hoşuma gitmişti ve... ...kim bilir daha neler vardı içinde kurcalanacak diye düşündüğümden... ...ve o sırada deneyimin kısa bir süreye kısıtlanmış olmasından sanırım Enkarta nostaljik bir unsura dönüştü benim için. Tabi bu noktada benim heyecanımı anlayabilmeniz için biraz hayal gücünüzü kullanmanızı rica ediyorum. 1998 yılındasınız, evinizde kurcalayabileceğiniz bir ansiklopedi bile yokken zaten hastası olduğunuz bilgisayar ortamında multimedya bir ansiklopedi karıştırabilmek beni nasıl heyecanlandırmıştır. Bu noktaya kadar multimedyanın altını yeterince çizemediysem burada iyice çizmek istiyorum. Çünkü şimdileri yapay zeka bilgisayarı kavramı nasıl yeni yeni oluşmaktaysa ve trend olmak üzere ise o zamanlarda bilgisayar donanımlarının kodeklerinin ve çevre birimlerinin gelişmesiyle multimedya kavramı bilgisayar reklamlarında sürekli vurgulanan bir unsur olmuştu. Genellikle Hızlı sayılabilecek bir işlemcisi olan, CD-ROM sürücüsü, ses kartı ve hoparlör setine sahip olan bilgisayarlar multimedya PC olarak tanıtılırdı. Bazen de hali hazırdaki PC'nizi daha multimedya uyumlu yapmak için satılan setler görürdük bilgisayar dergilerinde ya da bilgisayar satılan mağazalarda. Yani multimedya kilit bir tabirdi o zamanlar. Bu reklamlar olmasa büyük ihtimalle insanlar daha uzunca bir süre bilgisayarı sadece database ve muhasebe programlarının kullanıldığı renksiz ekranlara sahip heyecansız iş makinaları olarak bileceklerdi ve bilgisayarların ev kullanıcılarına hitap etmesi ve yaygınlaşması bir süre daha gecikecekti diye tahmin ediyorum. Encarta'da multimedya unsurlarını kullanma konusunda oldukça başarılı olduğundan dolayısıyla iyi bir multimedya demo aracı olduğundan sanırım sıkça markalı multimedya ev bilgisayarlarıyla gelen bir bundle yazılım olmuş ülkemizde ve dünya çapında.

ses efektleriyle birlikte tarihi konuşmalardan ve klasikleşmiş eserlerden alıntılar duyuyorsunuz. Açılış ekranının altında Encarta'nın en önemli özelliklerini vurgulayan bazı tanıtım sekmeleri var. 26 bin civarı makale içerdiğini, bunların videolarla animasyonlarla ve ses kayıtlarıyla desteklendiği, makalelerin 1995'teki en güncel bilgileri içerdiği, dijital bir dünya atlasına sahip olduğu, seçtiğiniz ilgi alanına göre size oyun oynatarak bazı bilgilerinizi pekiştiren Mind Maze isimli bir oyun içerdiği, ödev yaparken en karttaki tekst ve resimleri kelime işlemcinize kopyalayarak kolaylıkla alıntı yapma imkanınızın olması vurgulanan özellikler arasında. Kopyala yapıştır özelliklerini kabaca deneme şansım oldu bu arada. Gerçekten de metni ve resimleri kopyalamak mümkün. Makaleleri ister arama yaparak, ister kategorilere göre göz atarak, isterseniz de rastgele makale metni içindeki linklere tıklayarak gezebiliyorsunuz. Bu makaleden makaleye anahtar kelimelere tıklayarak gezinme deneyimini internetsiz bir hayatı hiç bilmeyen kişiler için bir çeşit oldukça kısıtlı offline bir Wikipedia olarak tanımlayabiliriz sanıyorum. Nasıl Wikipedia makalesinin içinde önemli kelimeler eğer Wikipedia üzerinde makalesi varsa tıkladığınızda sizi o makaleye götürüyorsa buna benzer bir deneyimi kısıtlı bir miktarda da olsa Encarta'da yaşamak mümkün O zamanlar internet yaygın bir hizmet olmadığından Muhtemelen Hypertext ve Hyperlink tabirleri henüz kanıksanmamış Ve bu durum kullanıcılara oldukça yenilikçi gelmiş olabilir diye tahmin ediyorum en sevdiğim özelliklerinden biri olan Atlas'ı da aynı şekilde arama yaparak ya da küre üzerinde dolaşıp zoom yaparak kurcalamak mümkün. Seçtiğiniz ülkelerin künyesini, beşeri istatistikleri ve kültürel bilgilerini de Atlas üzerinden görebiliyorsunuz. Makaleleri destekleyen videolardan bahsetmiştik. Bu videoların sayısı belki de size çok az gelecektir ama kodeklerin henüz şimdiki kadar gelişkin olmadığını ve tüm ansiklopedinin bir CD'ye sığdırıldığını unutmamak lazım. Bakın DVD demiyorum. Bu bir CD. DVD'nin dörtte biri büyüklüğü

İnsanların globalde Enkarta 95'i nasıl hatırladıklarını anlamaya çalışırken izlediğim yabancı videolarda ve okuduğum yabancı forum postlarında genellikle Enkarta içindeki Mind Maze isimli oyunun oldukça olumlu anıldığını fark ettim. Mind Maze açıkçası benim kısa deneyimlerimde yeri olan bir unsur olmadığından nostaljik bir değeri yok benim için ama internetin çok yaygınlaşmadığı bir döneme denk geldiği ve genellikle insanların bu yazılımı benim gibi 98 başlarında değil 95 civarı deneyimlediği düşünülür. Ise, bu basit oyunun bu denli iz bırakması normal sanırım. Gördüğünüz gibi Enkarta makalelerinde cevapları bulunan çeşitli sorulara cevap vererek hareket hakkı kazandığınız ve bir kalenin odalarını keşfetmeye çalıştığınız basit bir oyun aslında. Belki de sizler için en ufak bir nostaljisi olmayan bu yazılımı yıllar sonra yeniden deneyimleyip size tanıtmak benim için büyük keyifti. Sizin de Enkart anılarınız ya da böyle dijital ansiklopedilere dair anılarınız varsa yorumlarda paylaşırsanız keyifle okurum. Bazı retro şeyleri YouTube dışında takip etmek isterseniz aktiflik sırasına göre Instagram, Facebook ve X platformlarında aynı adla bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.